Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar, DW Haber'e hoş geldiniz. Koronavirüs salgını hala birçok kişi için sadece hayatlarına getirilen kısıtlamalar anlamına geliyor. Ancak aile içinde birbiri ardına ölümler gelince bu salgın sadece istatistik olmaktan çıkıyor. Bugün izleyeceğiniz değirmenci ailesinin başına gelenlerde korona kriziyle ilgili çok sayıda soru işareti içeriyor. Adil yargılanma talebiyle 297 gündür ölüm orucunda olan Mustafa Koçak hayatını kaybetti. Avukatı DW Haber'e konuştu. Ve Almanya'da salgınla mücadelede en yetkin kurum olan Robert Koch Enstitüsü, solunum yolu enfeksiyonu olan herkesin test olmasını tavsiye ediyor. DW Haber'de tüm bu konuların ayrıntıları var bugün ama önce Türkiye'de korona krizindeki belki de en tartışmalı konuya bakacağız. Türkiye'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ölüm raporları ile ilgili şüpheler artıyor. Vaka sayısı 100 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2491. Sağlık Bakanlığı ölüm raporlarının şeffaf olduğunu savunuyor. Ancak Türk Tabipleri Birliği raporlara bulaşıcı hastalık ya da viral zatürre olarak geçen vakalarında koronavirüs olabileceği uyarısı yapıyor. COVID-19 testleri, vakalar ve şüpheli ölümler konusunda Sağlık Bakanlığı ile Türk Tabipleri Birliği uzun süredir farklı görüşte. Mersin'deki aile hekimi Doktor Erdin Şahin, testleri negatif çıkmasına karşın hayatını kaybetti. Şahin'in raporunda ölüm şekli bulaşıcı hastalık, doğal ölüm, ölüm nedeni ise viral pnömi yani zatürre olarak geçti. Klinik ve radyolojik bulguları COVID-19'u işaret ettiği için Şahin'in koronavirüs tedavisi gördüğünü duyuran Türk Tabipleri Birliği, bakanlığı gerçek ölüm nedenini açıklamaya çağırdı. TTB, koronavirüs kaynaklı tüm ölümlerin testten bağımsız bir şekilde kayıtlara geçirilmesini istiyor. COVID-19 tanısı PCR pozitiflik ya da negatiflikle sınırlı değil. Yani testi negatif olup da tedavi gören, tanısı konan, ilaçları bakanlık tarafından verilen yüzlerce, binlerce insan var. Bunların kayda geçmesi çok değerli, çok önemli. Bu bilginin paylaşılması, görünür olması çok önemli. Peki koronavirüs kaynaklı olduğu halde ölümler neden raporlara koronavirüs olarak geçirilmiyor? Ankara Tabip Odası, bakanlığın ısrarla Dünya Sağlık Örgütü'nün kodlama sistemine uymaması nedeniyle şeffaf bir raporlama yapılamadığını savunuyor. Laboratuvar, klinik ve uyguladığımız tedavi şeması COVID-19 hastasına uygun olarak yapıyorsunuz ve bu hasta eksi olduğunda aslında COVID-19 tanısıyla ölüm bildirim raporunun hazırlanması gerekiyor. Halk Sağlığı Bilgi Sistemi buna izin vermiyor. Elinizde bir tane pozitif PCR testiniz yoksa bile buna COVID-19 tanısı girerek raporlayamıyorsunuz ölüm raporunu ne yazık ki. Bakanlık bünyesindeki bilim kurulu da vaka ve ölümlere ilişkin kodlama sıkıntısının tüm dünya için geçerli olduğunu söylüyor. Deutsche Welle Haber'e konuşan bilim kurulundan üyeler, Dünya Sağlık Örgütü'nün pozitif olmayan ancak COVID-19 bulgusu olan herkesin kayıtlara geçirilmesi yönünde yeni bir çağrı yapmaya hazırlandığını belirtiyor. Bilim kurulu üyeleri, Türkiye'nin de örgütün uygulamalarının aksi yönünde ilerlemesinin söz konusu olmayacağını dile getirdiler. Türkiye'de ölüm ve vaka istatistikleri konusunda tartışmalar sürüyor. Bazen unutuluyor. O istatistiklerde geçen her vaka bir insan. Her insan bir hikaye ve her hikaye bu korona krizinin farklı açılarını yansıtıyor. Yaşadıklarını sosyal medyadan duyurmaya çalışan Erkan Değirmenci'nin hikayesi de bunlardan biri. Onun hikayesi dinç, hareketli, güçlü bir yapıdaydı dediği dedesinin ölümüyle başlamış. Şu yani COVID şüphesiyle hastaneye kaldırılıyor. Tabii ilaç tedavileri falan derken süreç 2 haftalık falan bir süreci buldu. Ondan sonra tabii dedemin cumartesi günüydü. Sabah haber geldi. Dediler ki işte dedemi kaybettik dedi kuzenim. O gün 11 Nisan, hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilk uygulandığı gün. Erkan Değirmenci dedesine verilen ölüm raporuna dikkat çekiyor. Bulaşıcı hastalık doğal ölüm, parantez içerisinde doğal ölüm yazıyordu. Cenazeden 2 gün sonra Erkan Değirmenci'nin teyzesi de hafif semptomlarla hastaneye gidiyor ve COVID tedavisine başlanıyor. 53 yaşındaki dayısı ise cenazede yok. Çünkü o da başka bir hastanede COVID teşhisiyle tedavi görüyordu. Tat kaybı, iştah kapanması ve işte hafif hafif ateş,
yani ara ara öksürük falan, o şeylerle gidiyor hastaneye. İşte gittiği zaman tabii bulgularda, tomografideki bulgulara dayanarak yatışının sağlanması gerektiğini belirtiyorlar. Dayım da yani tamam, tedavisini olmak istiyorum ben diyor. Yani ayakta giren bir hasta. Değirmenci, dayısının birkaç gün içinde yoğun bakıma alındığını anlattı. Ardından entübe edildiği bilgisi veriliyor. Uyutarak tedavi edileceği ve plazma tedavisi için kan bağışı gerektiği söyleniyor. Plazma tedavisine başlandı cuma günü. Yani başlanacağını, dayımın iyi olacağını söylediler. Yani söylüyorlardı daha doğrusu. Ama tabii işte cumartesi sabah saat 11 civarı falandı. Birden telefon çaldı. Dayımı kaybettiğimizi söylediler. Tıpkı dedesi gibi dayısının da ölüm raporunda COVID yazmadığını anlatıyor. Ben inanır mısınız? Mesela hep çok takip ederdim. Yani çok da ilgileniyordum aslında baştan beri bu konuyla alakalı. Sayıları, dünyadaki sayıları, ondan sonra işte ölüm vefat sayılarına falan hep bakardım. Ta ki dedemi kaybedince artık bunları bıraktım bakmayı. Çünkü artık o istatistiğin gerçekten hiçbir öneminin olmadığını o dakika anladım ben yani. Hani çünkü canımız gitti. Sağlık Bakanlığı sık sık filyasyon çalışmaları ve temaslı kontrollerin başarıyla yürütüldüğünü bildiriyor. Ancak değirmenci kendilerini kimsenin aramadığını söylüyor. Sadece bir kuzenine cenazeyi teslim aldıkları sırada sorular yöneltilmiş. Değirmencinin şu anda bir teyzesi hastanede, kuzeni yoğun bakımda, bir dayısı da evde tedavi oluyor. Dayısının vefat etmesi üzerine risk grubunda olduklarını düşünerek eşiyle birlikte bir özel hastaneye gittiklerini anlatıyor. Kendilerine COVID şüphesine rağmen fatura çıkarılıyor. Yani dedi ki ben dayımı kaybettim, dedemi kaybettim. Yani temas çevresinin içerisinde olan birisiyim. Testimin pozitif çıkma ihtimali %90. Yani çıkmama ihtimali de var ama siz bunu yapamazsınız yani. Ben bir COVID şüphesiyle geliyorum buraya. Yani hiçbir insan aklını peynir ekmekle yemez. Hastaneye gitmez durduk yere. Hele ki böyle bir dönemde kimse gitmez. Gitmek de istemez. Yani biz gittik hastaneye her riski göze alarak. Başına gelenleri sosyal medyada paylaştıktan sonra 4-5 kez bakanlıktan arandığını söylüyor. İnceleme başlatılacağı bildirilmiş. Özel hastaneden de arayıp ücretin iade edileceğini belirtmişler. Ancak sosyal medyadaki mesajı silmesi ve kendilerine teşekkür etmesi şartıyla. Değirmenci teşekkür etmeyecek. Çünkü sadece kendisinden değil, COVID şüphesiyle gelen herkesten ücret alındığını, herkese iade edilmesi gerektiğini düşünüyor. Türkiye'de itirafçı ifadesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti. 2017'de Cumhuriyet Savcısı Kiraz suikastine silah temin ettiği suçlamasıyla tutuklanan Koçak, geçen yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Koçak, adil yargılanma talebiyle tutuklu bulunduğu İzmir'deki cezaevinde açlık grevine başlamış, talebi karşılanmayınca bunu ölüm orucuna çevirmişti. Ölüm orucunun 255. gününde DV Haber'e konuşan Mustafa Koçak'ın babası itirafçı beyanına dikkat çekip suçu oğlunun üstüne yıkmak istediklerini söylemişti. Avukatları da itirafçının beyanını geri çekmesine rağmen sonucun değişmediğine dikkat çekiyor. Tek talebi Mustafa'nın bugüne kadar adil yargılanma hakkının tesisiydi. Yalnızca kendisi hakkında yalan ifade veren ve daha sonra yalan ifade verdiğinde itiraf eden, bu iftirafını da devlet kanalıyla resmi şekilde mahkemeye yollayan tanığın yeniden dinlenmesi idi tek talebi. Adil yargılanma hakkının tesisi, savunma hakkının tesisiydi. Ancak bu kadar basit bir talebi adalet için koca koca adliyeler yapan ve bununla övünen Adalet Bakanlığı, bununla övünen devletin bu ufak talebi, tanık dinleme talebini bile karşılayamadığını ve ya da karşılamadığını gördük. Almanya'da koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal ve ekonomik hayata getirilen kısıtlamalar hafta başında gevşetildi. Ama bir yandan da yeni önlemler alınıyor. Pazartesinden itibaren tüm dükkanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunlu olacak. Vaka sayısı 150 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5300'ü geçerken hükümetin görüşlerine başvurduğu Robert Koch Enstitüsü'nden bir uyarı geldi.
Bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışan Halk Sağlığı Kurumu Robert Koch Enstitüsü, salgınla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların şu anda daha da gevşetilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Enstitü Başkanı Yardımcısı Şade, daha fazla temasın daha fazla enfeksiyon anlamına geleceğini hatırlattı. Pazartesiden itibaren dükkanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunlu olacak. Enstitü, kamusal alanda maske takılması tavsiyesinde bulunuyor. Dışarıda maske takılmasını ek bir önlem olarak önerme kararı aldık. Çünkü elimizde yeni veriler var. Koronavirüse de dair veriler bunlar. Tıbbi maskelerin virüs taşıyan damlacıkların yayılmasını bir derece engelleyebileceğini gösteriyor bu bilgiler. Diğer maskelerde bu yayılmayı tıbbi maskeler kadar olmasa da bir oranda engelleyebiliyor. Bu önlemlerin fiziksel mesafe tedbirleri ve hijyen önlemleriyle birlikte uygulanması halinde halk arasında virüs bulaşma katsayısının azalacağını umuyoruz. Şade, maskeler %100 güvence sağlamasa da Uzak Doğu ülkelerindeki maske kullanımının salgını dizginlemeye yardımcı olduğuna dikkat çekti. Almanya'da koronavirüs testi kapasitesi artıyor ama yapılan test sayısında azalma gözleniyor. Testler, semptom gösteren, son iki haftada pozitif çıkmış kişilerle temasta bulunmuş olan ya da riskli bölgelere seyahat etmiş kişilere yapılıyordu. Enstitü artık test kriterlerinin genişletilmesi çağrısı yapıyor. Solunum yolu enfeksiyonu olan herkesin test olmasını tavsiye ediyoruz. Yani boğaz ağrısından öksürüğe, nefes darlığından ateşe, herhangi bir semptoma sahip her kişi test olmalı. Solunum yolu enfeksiyonu ne kadar ağır ya da hafif olursa olsun herkes için geçerli bu. Test kapasitesi de mevcut. Böylece hastalar izole edilebilecek, temasta bulundukları da karantinaya alınabilecek. Şade, bundan sonra herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu olan herkesin test edilmesi gerektiği yönündeki çağrılarını şöyle açıklıyor. Birincisi, artık test kapasitemiz var. İkincisi, soğuk algınlığı mevsimi de geçti ve daha doğru tespitler mümkün. Mart başında insanların normal bir soğuk algınlığına yakalanmış olmaları ihtimali COVID-19 ihtimalinden daha yüksekti. Virüs halk arasında o kadar yayılmamıştı. Üçüncüsü, siyasetçiler kısıtlamaları gevşettiği için tam da şimdi vakaları tespit etmek daha da büyük önem kazanıyor. O yüzden solunum yolu enfeksiyonu olan herkesin test olması gerekiyor. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada yine de geniş kitlelere uygulanacak testlere aşırı ümit bağlanmaması gerektiği, zira yüksek sayıda testlerin enfeksiyonu engellemediği, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği hatırlatıldı. Koronavirüs salgını ile insanlar evlerine kapandı, alışveriş için interneti tercih edenlerin sayısı arttı. Bunun yükünü kargo sektöründe taşıyanlar hissediyor. Kimi öğle molasından, kimi ise uykusundan feragat ediyor. Bir kargo çalışanı işsiz kalma korkusuyla kimliğini gizleyerek kameramıza konuştu. Kargo şirketlerinin çalışanların sağlığını gözetmediğini ve insani taleplerini görmezden geldiğini anlattı. Krizi fırsata çevirmek diye bir terim var ya, tam olarak bunu yapıyor kargo şirketleri. Sokağa çıkma yasağının olduğu günde bile çalışıyoruz. Bir yaşındayım. 1,5 senedir kargo sektöründe kurye olarak çalışıyorum. Mesela bugün dağıtımı 7'de bitirdim. Şubeden çıkmam yine 7,5-8'i buldu. Yoğunluk vardı. Gün içerisinde herhangi bir mola kullanmadım. 15-20 dakika ayaküstü atıştırdım, yemek yedim. Bazı siparişlerde yoğunluk var. Nedir bunlar mesela? Giyim ürünleri. Yani çok mantıksız oluyoruz bu süreçte. Ampul. İnternetten ampul neden sipariş verilir ki? Bakkaldan alabiliyorsunuz. Sağlığımdan endişe ediyorum. Daha doğrusu kendi sağlığımdan ziyade evde annem ve babamla yaşıyorum. Ve annem ve babam 50 yaşın üzerinde insanlar. Her gün eve gittiğimde acaba onlara bu virüsü taşır mıyım korkusuyla gidiyorum. Ve kendi yemeğimi vesaire hep odamda yiyorum. Elimden geldiğince onları yanına çıkmamaya çalışıyorum. Ama buna kadar yeterli olur bilemiyorum. Mesela maske ve eldiven tedariki gibi. Bunlar geç sağlandı. İkinci problem geç sağlandı ama yeteri kadar nitelikli değil. Çünkü her gün 150 kişiyle temas ediyoruz. Yani biz şeyi talep ettik açıkçası. Her araçta bir dezenfektan olması gerektiğini talep ettik ama tam olarak öyle olmadı. Şubeye bir tane dezenfektan geldi. Aynı zamanda şubelerin her hafta sonu dezenfekte edilmesini istiyoruz ama şu an bu dezenfekte olayı sadece bir kere
yaşandı mesela bizim çalıştığımız şubede. Yani bizim yemek yemeyen, gün boyu yemek yemeyen arkadaşlarımız var. İmkan yaratamıyorsun, dağıtımı bitirmen lazım, dağıtımı yetiştirmen lazım. Yetiştiremediğin takdirde yöneticilerden fırça yiyorsun, neden bu bitmedi diye. O yüzden yemek hakkından feragat edebiliyorsun. Ki şu an hepimiz mol hakkımızdan %100 feragat ediyoruz. Yemek yeme hakkından da feragat eden arkadaşlarımız var. 2 haftadır hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması var ve biz cumartesi günleri çalışıyoruz. Cumartesi günleri ulaşım bulamıyoruz. Bu cumartesi değil, ondan önceki cumartesi saatlerce evime yürüyerek gitmek zorunda kaldım. Ne taşıyorsunuz derseniz sokağa çıkma sınırlamasının olduğu günlerde yine giyim ürünleri, kıyafetler, açıkçası şu süreçte bizim gereksiz olduğunu düşündüğümüz ürünler ve siparişleri taşıyoruz. İnsanların bireysel olarak bu meselede duyarlı davranması değil, kargo şirketlerinin bu konuda önlem alması gerekir. Zor bir şey değil. Ama neden yapmıyorlar bunu? Çünkü kar ediyorlar. Bu süreçte işten çıkarılmaları yasaklandığı söylendi. Ama bizim kulağımıza hala işten çıkartılan arkadaşların olduğu bilgisi geliyor. Kapısına gelen kuryenin suratına bir baksın. Uykusuzluğu, yorgunluğu çok rahat bir şekilde görebilir. Korona günlerinin isimsiz kahramanlarından kargo çalışanları ve kuryeler. Ve belki de tüketim alışkanlıklarımızı bu dönemde gözden geçirmekte fayda var. Böylece DB Haber'in sonuna geldik. Dünya ve Türkiye gündemini, pandemiyle ilgili son gelişmeleri DB Türkçe internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeye devam edebilirsiniz. Hafta başında yeniden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.